Bir üçüncü senaryo diyelim ki var ve insanlar faiz indirimi olacağı beklentisinde. Tamam. Nasıl yatırım yapmaları lazım? Harikasın. O zaman zaten biz faizlerin düşeceğini bekliyorsak, tabii yine bir şey daha katmam lazım. Faizleri düşürecekler ve kuru tutmaya devam edecekler diyorsak zaten o felakete gider. Kur bir yerde zıplar. Faizleri indirip kuru biraz salacak diye varsayıyorsam o zaman içinde döviz olan yatırım araçları yani dövizli bazı fonlarımız dikkate alınabilir. Ve tabii ki tahvil bonu değil mi? Yani bugün eğer siz 40'ı konuşuyorsak faizde yani gösterge üzerinden gidiyorum 30 küsur 38 39'ları mevduat eşneliği işte 43 44'ler bankalarda 45'ler konuşuldu tekrar. Tahvil bonu karşılığı bunun daha aşağı gelecek demektir. O zaman tahvil bonodan kar yazacağız demektir. Yani eğer bu arada tabii faizin düşmesinden kastımız mesela bu açıklamanda senin bu yorumunun içinde bence Merkez Bankası'nın faiz indirmesine gerek de yok. Yani merkez faizle oynamasa bile tahvil bono faizleri düşebilir değil mi? Yani bir Doğru. sonraki aşamada. Bu da mümkün. Doğru. Dolayısıyla faizlerin düşeceğini bekliyorsak, merkezin faiz düşürmesinden bahsetmiyorum. Faizlerin düşeceğinden bekliyorsak o zaman tahvil bono da oyuna girer. Haklısın. Faizi düşürecek derseniz millet yine panikler, dövize de gider. Onu da dikkate almak lazım. Burada bir de tabii gariplik var. Eğer bir kaos çıkmayacaksa her durumda portföyün içinde biraz hisse senedi sanki olmalı gibi. Tutmak lazım, değil mi? Öyle gibi yani çünkü düşünsene sen burada ekonomi dengeye geliyor dediğin zaman şirketlerimizin kârları artacak. Yabancı girişi var desen yabancı hisselere giriş yapacak. Yani her durumda hissenin ekmek yiyeceği bir yer var gibi görünüyor bence bu senaryo. Gözüküyor. Öyle Hocam görünüyor. şimdi bu haftanın başında bir de sevgili Mert Başaran'la bir yayınımız vardı. Orada da altına bakmıştık. Altında ons'ta 2000 dolarlarda bir sıkışma olduğunu, oraya birkaç defa dokunduğunu, orayı kırıp yukarı gidebileceği bir enerji topladığını söylemişti. Şimdi ben bunu aldım. Altın. Şimdi hocam sen de şeyi söyledin, yani hisse senetleri bir parça olmalı. Belki biraz tahvil de, eğer inanıyorsan ileride faizlerin düşeceği ihtimaline ya da politika faizi olmasa bile tahvillerin aşağı yönlü hareket edeceğini. O zaman onu da koyduk. Abi her şeyi koyduk. Yine 10 numara bir sepet yaptık gibi gözüküyor, değil mi hocam? Şimdi tabii altında şu var abi. Hem altınla ilgili bir sıkışmadan bahsediyorsun. Teknik analiz olarak söylendiğini tahmin ediyorum. Çünkü 2000'i biraz geçiyor. Biraz altın iniyor, orada kalıyor. Ama aslında altına para yatırdığında paran dövizde. Doğru mu? Şimdi Doğru. onun için yani altın bu açıdan hem altın gider mi hikayesinin yanı sıra paramın bir kısmını dövize attım. Yanına hisse de koyduğumda aslında baksana emtia aldım. Hisse aldım. Çaktırmadan döviz de aldım. Fena bir sepet değil. Yani bayağı bir şey koydum aslında ben buraya. Şimdi bunun üstüne TL şu anda cazip geliyorsa bize içinde TL olan bir şey. Yani faizlerin düşmesini bekliyorsan tahvil derim. Ya çok güvenemiyorum dersem yine para piyasası fonu derim değil mi? Çünkü yine bu faiz artışından bir dönem kısa dönem bir dalgalanacak dayak yiyecek hafif bir şey. Yani çok performansı biraz yavaşlayacak mecburen çünkü kağıttan geçiş zor olacak portföy yönetimi açısından. Ama tekrar oturduğu andan itibaren para piyasası fonlarının yine böyle bir 45'ler civarında bir getiriyi portföyün bir bölümüne getirdiğini varsayarsak orası bayağı güzel.